Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Efendim bildiğiniz üzere bu programda gündemden bir konuyla beraber Risale-i Nur'dan bir metni anlamaya çalışıyoruz. Gündemi bir araç kılmaya çalışarak Risale-i Nur'daki metinlere ve onlardaki hakikatlere ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün de gündemden bir konu seçtik. Seçtiğimiz konu, gerçi biraz ben geriden geldiğim için gündemden düşmüş oluyor konular ama Atol Behramoğlu gibi veya Şivan Perver gibi isimlerin son dönemlerde kurban hakkında, kurban bayramı hakkındaki yaptıkları açıklamalar. Önce ben Şivan Perver'inkini görmüştüm işte canlı keserek, boyun vurarak kurban bayramı olmaz diye. Daha sonra Atol Behramoğlu da Halk TV'de galiba bir açıklama yaparak buna dahil oldu. Zaten senelerdir her kurban bayramı geldiğinde birkaç ünlü böyle açıklamalar yapar. Biz bu tartışmaları yaşarız. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu açıklamaların Müslümanların varlık hiyerarşisi anlamında ya da işte hakikat hiyerarşisi anlamında nereye düştüğünü konuşmak lazım. Arkadaşlar, bu beyanların bir Müslüman, standart bir Müslüman için aslında pek bir anlamı yok. Niye yok? Çünkü zaten dinle mesafesi epey olan, hatta Atol Behramoğlu mesela, Şivan Perver'i bilmiyorum ama Atol Behramoğlu diyor ki ben bütün dinlere eşit mesafedeyim. Bu dinsizim demenin farklı bir yolu. Böyle bir noktada olduktan sonra bu adamın dini hakkında verdiği hükümler bir dindar için, bir Müslüman için geçerli olmaz. Biz kendi naslarımız içinde, kendi usulümüz içinde, kendi sistemimiz içinde ancak gelen, o usule uygun olarak gelen eleştirileri kale alırız. Onun dışında filanca dinde böyle denmiş, falanca inançtaki insan böyle demiş, bunlar bizi bağlamaz ki. Biz Allah'a, yeri ve göğü, bütün hayvanları, bütün canlıları yaratan Allah'a, evreni yaratan Allah'a, tek bir Allah'a inanıyoruz. Onun kitabı olarak Kur'an'a inanıyoruz. Onun son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyoruz. Bu inanışlar, peş peşe inanışlar bizi beraberinde getirdikleri yükümlülüklerle sorumlu tutuyor. Onlardan birisi de kurban. Kur'an'da kurbanla ilgili ayet var. Mezhep imamımız da, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de ve Hanefi mezhebi imamları da bize bu ibadetin vacip olduğunu söylemişler. Diğer mezheplerde de bakıyorsunuz yine yani kurban ibadeti var. Mesela Şafiilerde sünnet ama yine de var, müekket sünnet olarak var. Böyle olunca şimdi bir tarafta Cenab-ı Hak, onun Kur'an'ı, oradaki ayet, Peygamber Efendimiz'in konumu, onun uygulamaları. Bir tarafta da Atol Behramoğlu diye birisi, ben dinlere zaten eşit mesafedeyim diyen bir dinsiz. Yani bunun beyanının, eleştirisinin bir Müslüman için ne anlamı olabilir? Şivan Perver'in açıklamasının bütün bunların yanında, 1400 yıllık, 1500 yıllık İslam tecrübesi yanında ne anlamı olabilir? Hiçbir anlamı yok esasında. Ama işte mide bulandırıyor, sinek küçük ama mide bulandırıyor tarzında bir durum var. Ben bunu şu cümleyle özetliyorum. Yani Allahsızlar Müslüman'ı gördün mü Allah'lık taslamaya başlıyorlar. Allahsızlar Müslüman'ı gördüler mi Allah'lık taslamaya başlıyorlar. Bize hemen nasihat, dinde nasıl yaşanır yine onlardan öğreneceğiz sanki. Adam hiç oruç tutmamış mesela, bir doktor öyle tweet atmıştı, sosyal medyada gündem olmuştu. Hayatında oruç tutmamış ama diyor oruç tutarken şöyle şöyle olmak lazım. Yani şunu şunu yaptıktan sonra oruç tutsan ne, tutmasan ne diyor. Ya onu da mı sizden öğreneceğiz ya? Ya sen zaten bu dinin içinde bir şey değilsin. Yani o hiyerarşide, o ilim hiyerarşisinde, o hakikat hiyerarşisinde hiçbir anlamın yok. Bir Müslüman olarak da burada var değilsin. Onu sezinliyoruz beyanlarından. Bir de oturup bize din öğretiyorsun. Bu beyaz Türklerin veya beyaz Kürtlerin, hangisini söylerseniz, böyle kendini üst insan görüşünden kaynaklanan bir problem. Müslümanlar onlara göre alt sınıf, köylü, varoş, ne dediğini bilmez, ne yaptığını bilmez bir kitle. Bunlar da üst insan, batılı da olamamışlar ama tam o batıyı daha üst görüyorlar. Kendileri de onlardan bir aşağıda kendi sosyal evrimlerinde. Biz de onların aşağısındayız. Bize de öğretiyorlar yani. Nasıl yapacağımızı da onlar öğretiyorlar. Hem yapmıyorlar, hem karşılar, hem bizim de nasıl yapacağımızı onlar öğretiyorlar. Öyle bir durum var. Bu meselenin bir tarafı, geçmişte de bunlar olmuştu hatırlıyorsunuz. Leman Sam, Hülya Avşar falan herhalde onların açıklamaları olmuştu. Ben bugün 20. sözün 1. makamının 2. nüktesi üzerinden bir de mevzuya bakmamızı istiyorum. Biz kurbanı niye kesiyoruz? Bu 20. söz şöyle bir soruyla başlıyor, onu da okuyalım. Bir gün şu ayetleri okurken
ayetleri de okuyalım hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Fe iz kulna lil melaiketi secudu li Adem fe secadu illa iblis. İnne Allaha ya'murukum en tezbahu bakara. Thumma qaset kulubukum min ba'di zalike fe hiye kel hicareti ev eşeddu gasve. Birinci okuduğum ayet Bakara suresinin 34. ayeti. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis hariç hepsi secde etti. İkinci ayet Bakara suresinin 67. ayeti. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Bu ayetteki zaten Bakara kelimesi aynı zamanda surenin ismi olmuştur. Bakara suresinin ismi inek veya sığır gibi anlamlara gelir biliyorsunuz. Sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi, hatta taştan da katılaştı. Bu da Bakara suresinin 74. ayeti. 3 ayette Bakara suresinden. Bir gün şu ayetleri okurken iblisin ilkatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden 3 nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattedir. Hem umuma her vakit hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette bu sırrane tekrar etmekte ne mana var? Yani tarihi hadiseler, bazı cüz'i hadiseler, bunları Kur'an niye tekrar ediyor? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifatla böyle zikretmek, hatta o sureyi azimeye de El-Bakara, yani işte o inek, sır, tesmiye etmekte ne münasebet var? Yani Kur'an, Allah sözü. Ama bir sureye böyle bir ismi niye vermiş? O surenin içinde böyle bir hadiseyi niye anmış? İsrailoğulları bir inek kesmişler. Musa aleyhisselam döneminde yaşanan bir olay bu. Birazdan geleceğiz ona. Bu diyor ne münasebetle buraya konmuş? Hem de Adem'e secde olan hadise bir sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde efela yaqilun der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halatı tabiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? Üstad Hazretleri burada cevaplar veriyor. Biz onlardan bir parçasını okuyacağız çünkü mevzumuzla ilgili. Kurban hadisesi konuşulduğu zaman genelde İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam arasındaki o hadise, onun rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban edişini görmesi, bunu vazifeyi yapmak üzere hazırlanması ama Cenab-ı Hakk'ın onu bir kurbanla mükafatlandırıp İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlığından da vazgeçmesi. Yani daha doğrusu onu bağışlaması diyelim. Hadisesi biliyoruz. Hep bunun üzerinden de hocalarımız bize anlatıyorlar. Ama burada Üstad Hazretleri Bakara suresinde ismi üzerinden, onun ismini almasını sağlayan kıssa üzerinden Musa Aleyhisselam'la kavmi arasında geçen o kıssayı da şöyle bir özetleyelim. Musa Aleyhisselam döneminde İsrailoğulları içinde bir çocuk öldürülüyor. O çocuğun katilleri amcaları ama hadise kavim içinde büyüyor. Çok gündem oluyor. Diyelim bugün mesela bir kadına şiddet olayı veya işte bir cinayet, faili meçhul cinayet nasıl gündem oluyorsa o dönemde de böyle fitne olacak kadar büyük bir hadise yaşanıyor. Musa Aleyhisselam'a gidip çözümünü istiyorlar. Musa Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın emriyle onlara diyor ki bir inek kesin. Yani nasıl bir inek? Kesmek istemediklerini anlıyoruz. Hani biraz daha bilgi versin Rabbin diyorlar. Musa Aleyhisselam biraz daha tarif ediyor Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle. Olmadı biraz daha tarif etsin. En son öyle bir tarif ediyor ki artık bundan kaçış yok. Yani hangi inek olduğu belli oluyor kesilecek olanın. Kur'an'da diyor ki orada meali şerifiyle neredeyse kesmeyeceklerdi diyor bak. Yine de kaçmak istiyor İsrailoğulları. O ineği kesmek istemiyorlar. Niye kesmek istemiyorlar? İşte onun hikayesi de, hakikati de burada anlatılacak. İkinci nükte. Mısır kıtası, kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, yani Mısır kıtası bir çöl iklimine sahip bölge. Nil-i Mübarek'in feyziyle, Nil Nehri'nin yani feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennemlümün sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraati, yani tarım ve felahat ne demekmiş? O da tarım diyebiliyorum ben ama. Çiftçilik, evet. Çiftçilik ve ziraati,
ahalisinde pek mergup, rağbet edilir, düşkün bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine, karakterine öyle bir tespit etmiş ki, ziraatı kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri, yani öküzü ve sığırı, ineği, mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Yani Mısır'da yaşayanlar, oradaki Nil-i Mübarek'in bereketiyle tarıma müsait bir alan bulduklarından ve orada çok yüksek bir medeniyet kurmalarına bu tarım, çiftçilik, ziraat vesile olduğundan orada ve kullanabildikleri her şeye bir kutsallık vermişler. Özellikle de hayvan cinsinden mesela ineklere ve öküzlere, çünkü güç lazım o tarlayı sürmek için. Bu hayvanlar da o gücü sağlıyor. Onlara bir kutsallık şeyi atfetmişler. Bunu biz mesela hatırlıyorum ortaokulda galiba Anadolu medeniyetleri hakkında da görmüştük. Frigyalılarda mesela tarım çok muteber bir şeymiş. Hayvanlara zarar vermenin veya bir sabanı kırmanın çok ağır cezası varmış. Bu niye? Önce tedbir amaçlı konuluyor ama sonradan bu kutsallaştırma noktasına gidiyor. Yani korumak ile başlıyor belki. Yani hayvanların sayısı azalmasın, güçten düşmesin, tarım akamete uğramasın gibi endişelerle başlıyor belki. Ama sonradan bu koruma şeyi kutsallaştırmaya gidiyor. Bugün Hindistan'da hala biliyorsunuz sığırlara kutsal gözüyle bakıyorlar. Veya başka bölgelerde başka hayvanların da kutsallık atfedildiği oluyor. Mısır'da da öyleymiş. Mısır halkı ineğe ve öküze tapıyormuş. Onları kutsal kabul ediliyormuş. Dokunulmaz kabul ediliyormuş. Kutsallıkla dokunulmazlık arasında ilişki vardır arkadaşlar. Kutsal olan şeyler genelde dokunulmazdır da. Nasıl ki bizde harem-i şerif mübarektir, camiler mübarektir. Yani orada her şeyi yapamazsınız kolayca. Orada sınırlar vardır, duvarlar vardır, aşılamaz engeller vardır, hürmetsizlik etmemek gerekir gibi gibi birçok sınır vardır, kural vardır. Oralarda onlarla amel edilir gibi gibi. Onlarda da vasıta-i ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mabud ilah haşa, derecesine çıkarmış, ibadet edilecek noktaya getirmiş. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. O kadar aşırıya gitmişler. İşte o zamanda Beni İsrail, yani İsrailoğulları dahi o kıtada neşet ediyordu. Onlar da Yusuf Aleyhisselam'dan sonra, onun kardeşlerinin gelmesinden sonra Mısır'da çoğaldılar ve onların yanında büyüdüler Mısırlıların. Kıptiler mi deniyor onlara? Onların yanlarında büyüdüler. O kıtada neşet ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyor. İcil meselesi nedir? İcil meselesi de Musa Aleyhisselam hani Tevrat vahyini almak için Tur Dağı'na çıkıyor. Ama o çıktığında arkasındaki kavim, yani başında Harun Aleyhisselam'ı bıraktığı İsrailoğullarının bir kısmı Samiri diye birisinin yaptığı heykele tapmaya başlıyor. Ne heykeli o? Bir buzağı heykeli. İşte İsrail Firavun'un kavminden aldıkları veya çaldıkları bilemiyoruz mücevherler var. O mücevherleri eritiyor, onlardan bir buzağı heykeli yapıyor ve İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ın azıcık boşluğunda o heykele tapmaya başlıyorlar. Bu hadise İcle hadisesi olarak Kur'an'da geçer. Musa Aleyhisselam geldiğinde onlara çok büyük bir şiddet gösteriyor, çok öfkeleniyor. İlahi girmeyelim. Ama bu hadise de şeyi gösteriyor işte, onlarda hayvanları kutsallaştırma melekesinin yerleşmiş olduğunu. İşte Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş, karakterine işlemiş ve istidatlarına işlemiş. Evet, onu da söyledi. Olan o bakar perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle kesilmesiyle ifham ediyor. İşte şu hadiseyi cüz'iye ile bir düsturu külliyi, arkadaşlar bu cümleye dikkat istiyorum. İşte şu hadiseyi cüz'iye, hadise küçük bir hadise, Musa Aleyhisselam devrinde İsrailoğulları yaşanmış alelade bir hadise, haşa öyle değil de gibi görünüyor zahirde. Ama onun hadiseyi cüz'iye ile bir düsturu külliyi, kapsamlı bir kanunu, bir kuralı, bir öğretiyi, her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır.
Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Diyelim, burada bırakalım, metin devam ediyor ama bize lazım olan burası. Buradan şöyle bir bakış geliştirelim. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama çocuğun cinayetinin ortaya çıkarılması için böyle bir formülasyon emretmiş. Neden? Çünkü İsrailoğullarının da o inek kesmeyle bir terbiyeye ihtiyacı varmış. Onlar o ineği kesiyorlar. Musa aleyhisselam da o ineğin kemiğiyle çocuğa dokunuyor. Çocuk canlanıyor. Katillerinin amcaları olduğunu haber veriyor. Olay böylece sonuca bağlanıyor. Ama o vesileyle ne oluyor? İsrailoğulları kendi elleriyle kutsal bildikleri bir ineği kesmiş oluyorlar. Ve böylecikle onlardaki o hayvanı kutsallaştırma temayülü, eğilimi ya da hastalığı giderilmiş oluyor. Taşıyalım bunu diğer ibadetlerimize de. Mesela Cenab-ı Hak namaz diye bir şey emretmiş. Namaz aslında bizim zamana tapmamızı engelliyor. Çünkü günde 5 defa zamana bıçak atıyoruz. Günde 5 defa biz zamana bıçak atıyoruz. Oruç mesela bizim rızka tapmamızı, yemek içmek alışkanlığına tapmamızı engelliyor. Çünkü yılda bir ay bıçak atıyoruz. Yılda bir ay o alışkanlıklarımıza bıçak atıyoruz. Zekat malımıza tapmamıza engel oluyor veya sadaka. Çünkü zekat vakti geldiğinde onu verdiğimiz zaman 1/40 ölçüsünde veya daha da yüksek verilebilir tabii. Yine bir mala bıçak atmış oluyoruz. Veya hac mesela mekan algımıza belki bir bıçak atmış oluyor. Gibi gibi bütün ibadetlerin böyle bir yanı olabilir. İşte kurban ibadetinde böyle bir yanı var. İnsanda hayvanları kutsallaştırma üzerine bir temayül var. Bugün de kimileri köpekleri mesela çok kutsallaştırmış durumdalar. Abi köpeğe bir şey yapamıyorsun. Hemen hayvanseverler kafanda bitiyor böyle. Yani sanki en büyük suçu işlemişsin. İnsan öldürsen belki o kadar mevzu olmayacak. Bu da bir kutsallaştırma. Cenab-ı Hak kurban emrini niye vermiş? Bir veçini buradan anlayabiliriz. İnsanoğlunun hayvanları kutsallaştırma temayülüne. Elbette çok hikmetleri vardır. Bir hikmet bu değil ama bir hikmet de bu olduğu anlaşılıyor. Tek hikmet bu değil ama bir hikmet de bu olduğu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak hayvanları kutsallaştırma temayülümüze kurban kesimiyle bıçak atmış oluyor. Yoksa ne oluyor işte? Şivan Perver'in açıklaması gibi veya Ataol Behramoğlu'nun açıklaması gibi. Ya işte kesilerek bayram olur mu? Ya Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle bayram olur. Cenab-ı Hakk'ın kana şuna buna ihtiyacı olduğunda değil, bizim o terbiyeye ihtiyacımız olduğundan, bizim o bıçağa, o açlığa, o geri çekilmeye, o kontrole, o görmeye, acizliği, fakirliği, hayvanların tapılacak bir şey olmadığını görmeye ihtiyacımız olduğundan bu kurban bize emrediliyor. Daha bilmediğimiz kim bilir nice şeylere faydası var, nice terbiyeler gene yapıyor, nice sağlıkla ilgili belki gelir gider, ekonomi ile ilgili belki, tarım hayvancılıkla ilgili belki birçok faydası var. Belki dünyanın dönüşüyle bile bir ilgisi var böyle şeylerin. Ama biz bilemiyoruz, zekamız o noktaya çıkmıyor, okuyuşumuz o noktaya çıkmıyor. Özetle arkadaşlar böyle bakalım mevzuya. Cenab-ı Hak her şeyi bilen Alim-i Hakim, her şeyi biliyor ve her şeyi hikmetle emrediyor. Elbette kurbanı da emretmesinin hikmetleri var, bildikleri var. Ona emniyet etmemiz lazım, ona tevekkül etmemiz lazım. İslam'ın her bir emrinde aslında bu düşünüşü korumamız lazım. Böylelikle işte okumalarla da o hikmete pencereler açmamız lazım. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün 20. sözün 1. makamının 2. nüktesindeydik. Musa aleyhisselamın kıssası üzerinden, onun yaşadığı bir hadise üzerinden Kurban Bayramı mevzuna ve Ataol Behramoğlu, Şivan Perver gibi insanların ve daha nicelerinin Kurban Bayramı aleyhindeki, kurban kesimi aleyhindeki görüşlerine bir cevap vermeye çalıştık. Cenab-ı Hak ne diyelim, böyle fitnelerden, fücurlardan, bunların şerlerinin etkisinden Müslüman zihinlerini, kalplerini muhafaza eylesin. Biz de sırat-ı müstakimde daim kılsın. Bir başka entel meselelere, dantel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.